Şimdi arkadaşlar buji değişimi yapacağız. Buji değişimi için yine mecburen depo hava filtresini söküyoruz. Neden? Çünkü arka silindirin diğer arkasındaki bujiye ulaşmak için mecbur onu sökmek gerekiyor. Silindir başına iki bujimiz var. Sadece bu buji için mecburen söküyoruz. Diğer silindirin birinci buji burada. Arka silindirin. İkinci buji burada. Ön silindirin bir bujisi burada. Diğeri de sol tarafta grancın arkasında. Özellikle oraya ulaşmak için grenajı ve karbüratörü, radyatörü söküyor arkadaşlar ama buna hiç gerek yok. Transalp'in motordan çıkan orijinal buji anahtarıyla hepsi gayet kolay sökülebiliyor. Öncelikle arka silindirden başlayalım. Arkaya da bir 12'lik bir lokma anahtar herhangi bir şey olabilir. Başta söktük. Buji şurada gözüküyor ileride. Görebiliyor musun? Önce anahtarımızı yerleştirdik. Anahtar oturduktan sonra size de kısa bir dokuma alalım. Yeni bujimiz arkadaşlar normal servis modelinin verdiği de NGK BPR8EA9. Bu normal hava şartlarında kullanılır. Bu EA7 var, EA8 var. EA7 soğuk havalarda, EA8 performanslı kullanımda, EA9 her türlü yaz kış hava şartlarında kullanılabilir bir buji. Genelde biz EA9'u kullanıyoruz. Yeni bujiyi önce anahtarımıza taktık. Anahtar da orijinal anahtar olduğu için taktıktan sonra herhangi bir şekilde düşmüyor. Gayet güzel tutuyor. Yerine yerleştiriyoruz. Şu soğuktan sonra böyle hafif arkaya doğru döndürüp yuvasını oturtuyoruz. Elde döndürüp boşluğunu aldık. Alıyoruz. Yine 12 anahtarımızla, lokmayla, açık ağızla fark etmez herhangi bir şey döndürüyoruz. Bunu sıkarken yine ölümle sıkmıyoruz. Servis modelinin verdiği 25-30 Nm civarı. Çok fazla sıkmamız, bloğumuz alüminyum olduğu için alüminyumda eğer buji yuvasını bozarsa çok büyük masraflara yol açar. Şöyle sıkmamız yeterli. Buji anahtarını aldık. Bujinin başlığını takıyoruz. Takarken şunu şu şekilde tam yuvasına tam oturmasına denk getirmeye çalışıyoruz. Neden? Herhangi bir sıvı, toz, pislik kaçmasın içine. Şu şekilde tam olarak yerine oturdu. Şu gördüğümüz sadece toz kapağı. Yani yerine oturursa daha güzel olur. Tamamen oturduğunu kontrol ettik. Geri çektik. Emniyet aldık. Arka cırcırla aynı şekilde boşluğu aldık. Yarım tur sıkmamız yeterli. Çıkardık, tekrar kapağını taktık. Tamamdır. Ön silindir sağdaki yine en kolay ulaşabilen yerlerde. Yine başlığını söktük. Anahtarımızı bujiye irtibatladık.
daha da kötü bir bujiyle karşılaştık. Tekrar yine aynı yöntemle oturttuk yerine. Bazen böyle canlı yayında hatalar olabiliyor. Zaten onu takamayınca anlayacaktık ters taktığımızı. Yine bu jibosunu gözle kontrol yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Boşluğunu aldık. Yine hatırımızın 12 tarafıyla. Sıkılaştı. Son bir yarım tur sıkıp topluyoruz. Şöyle yeterli. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar en zor olan ön silindirin soldaki bujisi. Bunu normalde sökmek için granajı sökerler. Sol yere radyatörü sökerler. Ama orijinal anahtarı olduğunuz sürece sadece biraz daha fazla zaman harcayacağız ama hiçbirini sökmeye gerek yok. Şurada başlığını görebiliyor musunuz? Şu. Önce buji başlığını sökeceğiz. Şu anda buji başlığı. Buraya sadece el girmesi biraz zor. Şurada görebiliyor musun? Buji başlığını çıkardık. Çıkardıktan sonra yine buji anahtarımızı aynı delikten bujiye oturtacağız. Buji anahtarını yerine oturttuk. Şurada gördüğü gibi. 12 numara burada en güzel açık ağız anahtarı çalışır ya da hangi anahtarla rahat çalışırsanız.